Evet arkadaşlar, bugün yine Closer'ın maçı var. Sakın bana birkaç tane yorum gördüm sıkıldık demeyin. Çünkü sıkılmak yok. Sezon boyunca izleyeceğiz Closer'ın maçlarını. Haftada 3 gün Closer izlemiş olacağız. Öyle söyleyeyim bir süreliğine. Diyenler var, abi şu analiz gelir mi, bu analiz gelir mi? Arkadaşlar, profesyonel maçlar varken veya böyle bizim kendi içimizden birisinin böyle maçları varken gidip başka bir video atmak çok da mantıklı gelmiyor. Diğer videolar başka günlerde, yani Closer'ın maçının olmadığı bir günde gelecek. Onu da hatırlatalım. Abi dün takım giymemiştin, neden giydin diyenler için de. Arkadaşlar, dün chatte de yorumlarda da 3-5 tane labali görmüş Closer. Beni aradı, dedi ki ya Furkan dedi, hani biz bir rahat ol dedik, bokunu çıkartmış çocuklar, saygı duruşuna geçebilir miyiz dedi. Ben de o yüzden ceketi çektim, sizlerleyim. Bugün görece kolay bir takıma karşı oynuyor. Rog'a karşı oynuyor Karmin Corp. Bence görece kolay. Tabii ki oyuncuları iyi mi? Kesinlikle iyi. Ama Karmin Corp'un eski kadrosuyla beraber Rog'da hiç puan, hani iki mevsimde de hiç puan alamayan iki takım diyebiliriz. Karmin Corp tarafında çok büyük değişiklikler oldu. Diğer tarafta bu kadar büyük değişiklikler olmadı. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi Ashe ilk seçim geldi rakipten. Ashe'i görür görmez Nautilus ve Azir tercihleri geldi. Bu arada Talia şu an orta koridorda en çok tercih edilen şampiyon. Braum geliyor direkt olarak. Allah Allah. Ya burada Nautilus'a karşı Braum her zaman iyi. Hani bunun aksini söylemek çok da mantıklı olmaz. Ama hani oyuncular genelde Braum falan oynamayı çok da doğru yani doğru bulmuyor olmaz da tercih etmiyor diyelim. Burada bir LeBlanc geldi. Bu arada Larsen LeBlanc'ı da sağlamdır. Aphelios geldi direkt olarak. Neden Braum'u tercih etmek istemiyorlar? Genelde playmaker, yani sen destek oyuncuna Braum aldığın zaman kendini biraz kısıtlıyorsun. Takım olarak da böyle. Çünkü genelde savaş başlatma mekanikleri genelde ya destekten ya ormandan ya üst koridordan alınıyor. Şimdi mantıken destekten alamadın. Ormanda şu an savaş başlatma mekaniği olarak, yani Jarvan gibi bir şampiyon genelde oynanmıyor. Belki bu maçta alınır gerçi, Aphelios alındı ama öyle şampiyonlar oynamıyor. Sejuani net bir savaş başlangıcı değil. Şu an Sejuani alsalar çok fazla böyle APM'si de olacaklar gibi geliyor bana. Yani dediğim gibi savaş başlatmak biraz zor olabiliyor böyle kompozisyonlarda. Bakalım Rog bunu nasıl yapacak? V yasaklaması bence bu konuda bayağı iyi. Şimdi burada ben Sejuani derken Sejuani'yi burada Closer mı alıyor derken Rammus gösteriyor, Kindred gösteriyor. Sejuani'de karar kılacaklar sanırım. Şimdi Sejuani burada bence iyi tercih. Şimdi Sejuani Braum da iyi bu arada. Ben şimdi öyle çok APM'si dedim ama Sejuani Braum da iyi. Ben LeBlanc'la Sejuani'yi çok beğenmiyorum. Çünkü rakip Merkür bot alıyor. Kitle kontrolden biraz az hasar yiyor. Hep anlık hasar atmakta zorlanıyorsun falan. Ama Azir mesela orada önünde bir tank var. DPS sürekli hasar çıkartan bir şampiyon. O yüzden bence Sejuani LeBlanc'la olduğundan Azir'le daha güçlü diyebilirim. Şimdi buradaki Sejuani şöyle de bir artısı var. 5. tercihten istedikleri her şeyi alıp, mesela şu an burası Renekton olabilir. Normalde Renekton buraya kötü. LeBlanc'a yetişmen imkansız. Ashe'e gidemezsin, önünde Braum falan var. O yüzden aslında Xanten'in de güzel bir yönü var. Niye? Adam alıyor bunu, diyor ki Renekton alırlarsa, beni hard counterlarsa bu sefer de takım savaşlarında zorluk yaşayacak diyor. Yani bu da seçim yasaklamaların gerçekten önemli bir kısmı diyebilirim. Şimdi burada ormana ne alacaklar? Zinza açık mı? Zinza açık bu arada. Zinza açık. Harbiden Zinza alınmıyor mu? Rex'e geldi. Closer'a Rex'e dersin verecek Marco'un yoksa. Yoksa Closer ya abicim senin de yine Rex'e mi diyecek. Şimdi burada ben ne alacaklarını merak ediyorum. Şimdi Kamil yine iyi tercihler arasında. Ama bu iletişim, şimdi Kamil şöyle bir şampiyon abi, yan koridora gideceksin, doğru zamanda gelecek, işte doğru zamanda savaş yapacaksın gibi gibi şeyler barındırıyor. Şimdi Karmin Corp iletişim konusunda problem yaşıyormuş gibi geldi bana. En azından kendi fikrim. Böyle olunca yan koridorlarda kanla biraz problem yaşayabilir ama Renekton'a göre vesaire göre acayip 100 kat daha iyi. Sejuani ile uyumu mükemmel. Rakip de LeBlanc'tır, Ashe'tir, kim olursa olsun yakalama potansiyeli var ultisinden kaynaklı. LeBlanc şu an mesela içeriye girdi, birini dürtmeye çalıştı. Hop ultini basıp bir şekilde onu öldürme şansın olabiliyor falan. Yani birebir de Xante'yi yeniliyor zaten. Yani Kamil mesela benim ilk aklıma gelen Renekton'du ama Kamil gelmemişti. Kamil alınca Kamil çok 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 daha iyi. Dediğim gibi tek sıkıntısı yan koridorda oynayacak olması. O da iletişimin genelde iyi olması gereken bir durum oluyor. Yani niye? İşte rakipten birisi kayıp mesela, Kamil'i öldürmeye gidecek. Bunu hemen Karmin Corp oyuncularının fark edip ya kanla bak dikkat et, adamlarda şu kayıp bu kayıp, ya da Kamil diyecek ki ben işte ben pushladım geliyorum falan filan, sürekli böyle iletişimde olduğum bir durum olması gerekiyor.
takım savaşı oynamaktan bile daha zor diyebilirim bazı durumlarda. Bakalım seçim yasaklama bu şekilde. Dün yani geçtiğimiz iki güne göre bence en iyi seçim yasaklama yaptıkları maç bu maç oldu. Benim kendi şahsi fikrim. Tek sıkıntı orta koridordaki eşleşme. Ben Vlad'i şu ana kadar çok beğenmedim. Biraz pasif kaldığını düşünüyorum. LeBlanc da genelde orta koridorda azire problem yaratan bir şampiyon. Bakalım bu problemi ne kadarla sınırlayacak? Burada Vlad'i çünkü LeBlanc'ın Rexey'si de var. Onu da unutmamış olalım. Geçtik maçımıza. Bakalım Closer bu maçta neler yapacak? Carmine Corp konuşamadım. Carmine Corp'la beraber geçtik. Maçımız başlıyor. Camille Sejuani. Bu arada Carmine Corp biraz oyun mantığı olarak üst koridora odaklı oynayacak ya. Bu belli oldu yani. Ya orada bu arada Sejuani'yi almaları normal. MSI'da da hatırlarsanız ben hep söylüyordum. Dördüncü tercih Sejuani. Kırmızı taraftan en güçlü picklerden bir tanesi. Çünkü adam yani rakibiniz ne alırsa alsın bir karşı tercih yapabiliyorsunuz. Herhangi bir dövüşçü aldığınızda Sejuani ile beraber daha güçlü hale gelmiş oluyorsunuz. O nasıl bir egzoz lan? Abi Ash Braum da işte bu levellerde çok güçlü ya. Baksana adam resmen rakibine yaklaşmak için bitkinlik bastı, gördünüz mü? Orta koridorda bu yani Vlad'i bu eşleşmede çok zorlanacakmış gibi hissediyorum ya. Oyyyy. Bayağı dövdü oğlum. İşte Kanna'ya böyle matchuplar lazım abi. Closer'dan bir gank geliyor. Flash auto. Rex'e gelirse ölürüz diye atmadı Nautilus. Bir de bir levelde. Closer iyi sövdü şu an. Bu arada bu top lane diff fena olacakmış gibi hissettim ben. Niye öyle oldu arkadaşlar? Sanki fena bir top diff geliyormuş gibi. Bak bu arada genelde, şimdi bu da bir taktiktir. Sen onu patlattın ya. Genelde Gromp'ların oraya totem atarsın. Yani atıyor insanlar. Burada mesela daha Scuttle'ın oraya doğru attı. Hani bazen totem atmadan bile dönenler oluyor. Yani rakip düşünüyor ki bu adam totem attı. Ama aslında totemin yok. Böyle şeyler muhtemel. Buraya bir dive geliyor. Zaten upset'in de arındırı yok. Bu arada Sejuani'yi topside'a hiç çıkartmıyorlar ama yine şu an kötü değil. Yani top lane'de burada olabildiğince minyon kaybettirdiler. Bu top lane için yani Camille için çok kötü değil. Sadece Closer için biraz kötü oluyor bana sorarsanız. Ah be. Çünkü Camille birebir de zaten şu ana kadar iyi iş çıkartıyor. O yüzden çok da dert değil bence Sejuani'nin top lane'e gidiyor olması. Baksana manası da bitmiş adamın. Fena dövüyor şu an. Ben öyle dedim ya, öleceğim. Oy, o Q'yesi ölüyordu ha. Oğlum ne biçim can doldurdu lan peksimetlerle. Camille'de de var gerçi peksimet de. Tabi dive atabilirlerdi top lane'e. Öyle de bir durum söz konusu ama hani günün sonunda dive atmak zor Xante'ye. W'su çok OP olduğu için bayağı zor olabilir yani, riskli. Ya orada dive'da mesela ne bileyim Sejuani değil de başka bir şampiyon olsa belki daha kolay dive atabilirler. Baksana LeBlanc'ı nasıl darlıyor. Oo çok kötü oldu ya. Azir için o kadar kötü ki Vision'ı kullandı. Bir de orada Braum onu da kırdı. Şimdi yani Nautilus'un falan mid'e gidip Vision falan atması lazım. O da yok. Vlad, yani Vlad diyorum ya. Azir için çok sıkıntılı. Lar sen ne yapıyorsun lan? Ayy var ya. Ki top lane'de mutlu sevindirici bir haber var ya, o yüzden çok da dert değil. Ben Camille'den çok umutluyum ya bu maç. Ama bahsettiğim gibi bak mid lane'de yavaş yavaş fark açılıyor yani. Top lane'de açılan farkın aynısı, hatta belki fazlası burada mid lane'de açılıyor. Ne yapıyor lan Finn? Oğlum adamlar ejder alıyor, bunu bilmiyor mu Carmine Corp ya? Bu arada direkt öldürürler ha Xante'yi. Wave de çok iyi. Aa, Xante trolledi. Tamam öldü öldü. Harika oldu bu. Bak direkt flash attı abi Closer. Çok seviyorum ya. Abi Closer bak şöyle şeyleri yapıyorsun ya, ben bayılıyorum abi gerçekten. Ya hiç at abi flash'ın, çünkü Kanna'yı çekmişsin top lane'e.
At flash'ını. Aldır skor. Tamam sen aldın. İlk skoru jungle'lara gitmesi kötü değildir. Tabii ki Camille kalsa da iyi. Ama Sejani'ye kalması da kötü değil. Skor aldılar. Adamın ultisi gitti. TP'si yok. Camille orayı pushlayıp base atacak falan. Çok çok iyi yani. Çok çok iyi. Aaa. Buna flash atılır. Buna flash atılır. Ama bak abi kusura bakmayın şimdi ben bu oyunu izledim ben kötü oyuncuyum varsayın ki öyle izledi tamam mı? Ama bu oyunu izlediğim zaman bazı şeyler anlıyoruz. Vlad Italia oynarken bazı şeyler belli. Adam böyle biraz şey oynuyor anladın mı hani? Hani etliye sütlüye karışmayayım, olaylara çok dahil olmayayım, arkada takılayım gibi. Anladın mı? Öyle bir hissiyat oluyor. Şimdi Larsen'e karşı counter matchup oynamak da kolay değil anladın mı? Şimdi sen hani biz burada izlerken şey yapıyoruz ama Larsen'in LeBlanc'ına karşı Azir oynamak bayağı zor. Bir de bunun Caps versiyonu var. Onu ne yapacağız? Caps LeBlanc'ı var. Sen Azir aldın Caps LeBlanc çekti. Ama çok counter matchup değil de işte bir tık iyi oyuncu olursa LeBlanc Azir'in ağzına sıçıyor. Şu an mesela item farkı da var. Çizmeye falan da para harcamamış. Direkt Luden bitti. Şimdi şunu da söylüyorum. LeBlanc'ın bu güce kavuşması çok ekstra sıkıntı yaratıyor. Neden? Arkadaşlar ilk vuruşu olduğu zaman şampiyonların erken oyunda bu kadar öne geçtikleri zaman çok ekstra altınlar kazanıyorlar. Tamam mı? Bu önemli. Bir diğer konu da burada Rexey olmasının da avantajı var. LeBlanc Rexey ile oynuyor. Bak şu an mesela bunu yapıyor. Niye? Çünkü ilk vuruşu var. İlk vuruşu yok muydu? Heh. Aferin. Güzel flash. Güzel flash. Galiba Rexey olduğu için Merkür almadı. Ama bence almalıydı. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada top lane'deki diff çok fena oldu ha. Şöyle düşünün. LeBlanc'la Azir arasındaki farkı görüyoruz değil mi kendimiz mesela? Ne kadar fazla diyoruz. Şu an aynı fark üst koridorda var. Abi diğer koridorlar o kadar problem yaşadı ki Closer oyununu oynayamadı. Sürekli bir yerlere yardım etmesi gerekti. Onun farkında mısınız? Bir bot lane'e uğradı 3 levelde belki mantıksız bulmasına rağmen gitmek zorunda kaldı kötü bir trade'den dolayı. Sonra bir daha sürekli bot lane'in etrafında oynuyor falan böyle. Şey anladın mı? Adam kendi oyununu oynayamadı yani. Tapa dive'a gidiyorlar. Ejderi verip tapa dive atacaklar. Yok Finn ayıktı durumu atmıyorlar. Bunu alamaz ya adamlar gelecek direkt. Direkt başlayamıyordu bu arada yoktu kurtçuklar o yüzden başlayamadı yoksa direkt kurtçuklara başlardı. Burayı fightlayamazlar ya Nautilus botta. Adamlarda 5 tane olacak yalnız bu kötü. LeBlanc var karşıda 5 tane kurtçuk veriyorsun rakibe çok kötü. Bak çok kötü. Hani daha kötü senaryo nadir olur. Aha! Geri dönecek. Bekle. Aferin. Çok iyisiniz. Flash atarsa şey atacak adam. Güzel. Tamam güzel. Aphelios'a gitti kill. Çok iyi lan. Çok iyi. Helal lan. Helal lan Targamas bile diye. Uçla hemen botu. Bu çok iyi oldu. Bu harika oldu Larsen'den hata. Camille hala şey yapamadı daha. O yan koridordaki gücünü gösteremedi. Güzel. Bu arada yalnız LB de 11 oldu. Seviye avantajı da bitti. Aha. Ash geliyor. Abi şunlara flash atın ya. Şunlara flash atsınlar ama ya. Ash ne kadar güçlü bir şampiyon görüyor musunuz? Sağa sola ok atıyor, bir şey yapıyor, bir şekilde takımına kazandırıyor yani. Ya bir de orada bak fightlıyor ya rakiple. Aslında eli biraz flashta gibi anladın mı? Hani elin hiç flashta olmaz atamazsın anlarım da. Orada bir tık eli flashta da yani. Biraz kendi takımın olsa bu kadar üzülmezsin. Yo bundan var ya 30 kat daha çok üzülürüm. Ben kendi takımın maçlarını izleyemem büyük ihtimal ya. Hani direkt benim olsa. Şu ağzımdan yanlış bir şey çıkar falan oyuncuları üzerim. Kötü olur. Koy Hook'u lan. Bence Hook'u atmalıydı ya sanki. Abi haritada Rexey'i hiç bulamıyorlar ki.
Bir tane iyi fight'a ihtiyaç var ya. Carmine Corp'un oyuna dönmesi için. Top'ta 1v1 konuşamadım. 1v1 dönüyor. Kamil'in ikinci eşyaya ihtiyacı var galiba ya. Vahşi Hydra bitmeden zor. Ha? Güzel vermediler. TP geldi. Biraz erken mi TP diyeceğim de. Yo, Nautilus'un flash'ı gitti. Oy, Vlad'ye bak sen. Güzel, Azir'de kaldı. Çok güzel hook. Ultiyi de bastı. Kamil gel, gel artık, gel artık. Çok girdin, çok girdin, çok girdin. Ya Kanla çok kötü oynuyor fightları bu arada, biliyor musunuz? Gerçekten söylüyorum. Ya orada E'yi attın, 4 kişi çıktı, 1 kişi kaldı, tamam bitti. Orası bitti. Bence daha erken girmesi lazım, bak burada. Çok bekliyor. 2 saniye erken girse birisine ulti atabilirdi, güzel. Yalnız burada Ksante closer flash atmasa ölüyormuş. Ay öldürüyormuş Nautilus, oha. İyi oynamış lan Finn. Totem kesiyor. Oğlum totemden stack alıyor. Q stack alıyor. Boş yapmayın. Bu arada bak mesela Azir Merkür bot almış. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Madem Merkür bot alacaksın. Koridor aşamasında kendini daha rahat ettir. Direkt erkenden al. Kafan rahat olsun. Late game'de sağ taraf evet bir tık daha güçlü ya. Düzgün oynarlarsa. Azir var. Aphelios var. Seju Kamil var. Yani. Aa ilk kulesini almış lan Rogue. Cana geleceğine mala gelsin. Vallahi öyle. Oğlum top'taki ilk kuleyi alamadık. Alamadık diyecektim bak. O kadar benimsemişim. Yani bir şekilde Kamil Sejani ile orayı almak lazım ya. Aphelios pushlayıp. Ama işte orada Aphelios'la Nautilus Ash Braum'dan push alamıyor. Anladın mı? Öyle bir problem var. Makro diff geldi ama o makro diff'in sebebi direkt Ash Braum'un mid'de aldığı push. Heh, şöyle ekstralar lazım. Kanla yine bok gibi oynadı. Fena kötü oynadı, fena. Oğlum niye böyle? Kanla. Aha ok geliyor. Çok önemli değil ya, Merkür var. LB çok gol kasıyor ya. Baksana ne kadar sinir bozucu ya. Upset'in silahları düzgün olsa belki bir şeyler yaparlar da. Oğlum yalnız bir şey diyeyim mi? Ksante de güçlü. 2 item oldu adam. Yani Ksante güçsüz falan değil. Daha Kamil itemini bitmedi. Tamam birebir de Kamil yenecek ama fightlarda falan düzgün oynaması lazım yani Carmine Corp'un. Başka türlü kazanamazlar. LB top'ta burayı aldı Carmine Corp. Yani bu ejderi böyle bırakması mantıklı mıydı Rogue'un bilmiyorum. Çünkü sanki fightlarda Rogue daha güçlü şu an. Ben mi yanlış düşünüyorum? Kamil'in daha ikinci item bitmemiş. LeBlanc bayağı iyi durumda. Ashe iyi durumda zaten. Braum bence fightlarda çok güçlü zaten. Bilemedim. İşte LB varken diyorum ya. 5v5'i düşünüp planlasalar daha iyiymiş gibi geldi bana. Oyun fena yavaş geçiyor. Yani bunu yanlış anlamayın. İki böyle G2'ya göre, Fnatic'e göre daha zayıf kadro ya ikisi de. Bu takımların birbirine karşı alacağı galibiyet veya mağlubiyet acayip etki ediyor. Öyle böyle değil. O yüzden çok dikkatli oynuyorlar. Bakalım sidelane'leri nasıl oynayacaklar. Artık mesai başladı. İki item oldu Kamil. When Rogue realize they don't have the numbers advantage, they have to back away. Carmine Corp step in, put a little bit more pressure down. They're doing a very good job of making sure that even though they are behind, even though they're not in for Carmine Corp right now. Bu arada Kamil'in buraya TP atması için Rogue buna giriyor ama Kamil de hiç TP atacak gibi durmuyor. Closer. Azir aldı. Çok iyi, çık 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 çık. O da öldü.
Vladi maçı taşıyan hareketi mi yaptı yoksa? Kanlı'dan yine bok gibi bir TP. Adam 3 maçtır TP atıyor. 6-7 tane TP oldu. Daha bir tane iyi TP'si yok abi herifin. Bak iyi bırak. Orta seviye TP'si yok herifin ya. Hepsi çok kötü lan. Hepsi çok kötü abi. Ne yapıyor? Elise'ye gelince Elvind mi izlemeye başlamış? Ne yapmış yani? Bu ne? Familie yok. Ama kule var, bir şey olmaz. Şu an iyi oynuyorlar. Camille bir yerde takılıyor. Baron da aldılar. Side lane oynamak için harika. Hop Xant'ı yakaladılar. Ufak dürt. Tamam güzel. Kuleye vur abicim. Tamam kuleye aldın, çık. Herkes base. Camille bota mı iniyorsun? Top'a mı çıkıyorsun artık? Karar ver kardeşim. Ejder olduğu için nereye gittiğini çok önemi yok. Gelmen lazım. Adamın attığı yere bak oğlum. Şaka mısın ya sen? Ne yapıyor oğlum bu adam? Komik. Neyse iyi iyi. Şu an gayet okey durumda maç. Rexy geliyor. Aha güzel. Hook yok mu Targamas? Çok iyi ulti lan Targamas. Yok ediyor Aphelios. O ne? Gördünüz mü Aphelios'un attığı damage'ı? Adam hareket edemedi lan. Bu arada Upset şu an bu takıma iyi, biliyor musunuz? Takım bir şekilde duruyor. Onun farkında mısınız? Yani oyunlar bir şekilde böyle gerçi dünkü maç biraz geri düştüler ama oyunda kalabiliyorlar. Yani Upset'te late game'de vurur yani. Anladın mı? Upset'te late game'de iyi bir oyuncu. Hani fight'ları falan iyi oynayacak bir adam. O yüzden okey aslında, biliyor musunuz? Camille çok güçlü şu an ya. Baksana Camille'in tipe. Upset aslında Avrupa'ya gelmiş en çok lane blue olan oyuncuydu. Yani agresif, böyle çılgınlar gibi rakibin üstüne atlardı. Geçen mevsimlerde falan da yapıyordu da şu an biraz daha az. Hani büyük ihtimal takıma o da güveniyor. Yok abi. Ben dedim ama bak. Camille oynuyorlar. İletişim lazım. Şu an mesela Camille ne yaptı? Ornn oynasa ne fark vardı? Ornn oynasa ne fark vardı yani? Tabii ki koridorda daha sıkıntılı bir koridor yaşardı belki falan. Yani bu oyun tarzı iletişim gerektiren bir şey ve bence Tarmin Kort'ta iletişim sıkıntısı var. Belli oluyor yani. Kanlı'nın attığı TP'lerin hepsini Kanlı atmıyor bu arada. Bazen takımdakileri bir takımdaki bazı oyuncular diyordur ki TP. Adam ilk gördüğü yere TP atıyordur. Anladın mı? Öyle de bir ihtimal var. İngilizce konuşamıyordur büyük ihtimal. Çok fazla. Bu TP tempo TP'si arkadaşlar. Buna laf etmeyin. Ama bak Camille yok. Aha! Vlad'den çok iyi ulti lan. Rex'i öldü. Güzel. Çok iyi. Oy! Targamas! Çok iyi. Çok iyi. Devam devam devam. Oyunu bile bitirirler. Çok güzel. Çok güzel. Güzel flash closer. Çok iyi flash closer. Triple attı Vlad'i. Bitti oyun. Güzel. Yalnız Closer Reis de 2-0-6'yı koydu. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Kimse yanlış anlamasın da. Abi Closer nasıl bir adam ya? Hadi sen git Karmin Korp'a, Kanna'nın olduğu takıma, Upset'in olduğu, Targamas'ın olduğu takıma git. En solid sen oyna ya.
Yanlışsam abartıyorsam söyleyin ha. Bence en solid 3 maç, bu maç için söylemiyorum. 3 maçta da solid oynadı adam. Hani öyle çok hatalı değil. Yapması gerekeni yaparak. Closer gelsin röportajı hadi. Baksana kanla adam klavyesini unuttu oğlum. Adam kalktı sonra klavyeye şey yaptı. Adam klavyeyi unuttu, farkındasınız değil mi? Closer'ın röportaja gelmesi lazım. Closer vermiş kolda. Aha! Aha! Geldi adamım. When we're looking at spring 2024, it was only 2 wins over the entirety of the season. So, what are you bringing to the table here to be able to make KC push their limits so far? Geldim buraya diye KC'nin limitlerini pushmak için ne yaptım diyor. Possibility I'm going to join this team. I didn't like feel the pressure that like we went 10th place and like we didn't have many wins. So, I always looked at it like okay, we have good players in the team. We can always do well and I mean so far we are doing not bad. Ben geldiğimde çok baskı hissetmedim, 10.yüz falan diye. İyi oyunculara sahibiz, kazanırız falan diye düşündüm diyor. Orayı duymadım anlatırken. The fans are like they're really kind and really supportive even in the losses. So kaybetsek bile destekliyorlar diyor taraftar. Well, thank you so much for joining us. Bak, o önemli, kaybetsek bile. Two wins already. I appreciate it. Thank you. We'll be back to you. Bu ne lan? Yay, thank you Ginny. We're back here for the last game of the WIM Team Heretics. Nasıl lan? MDK. And before we get into the game, we wanted to take a look closer. Oğlum. The team's junglers. Can. Bir sonraki maçta gözünü falan kırıp seni zorla tutuyorlarsa gelir bizzat alır gelirim ha seni. Haberin olsun yani. Bu ne lan? Hani varsa bir sıkıntı çözelim yani. Allah Allah. Olaya bak ya.